Evet sevgili dostlar, 7-24 Fenerbahçe ve diğer takımlara ait bilgilerin konuşulduğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah bu videodan önce ya da sonra ya da video esnasında aşağıdan abone ol butonuna basıp kanalımızın müdavimleri arasındaki yerinizi alırsınız ve videoyu beğenerek de desteklerinizi sunarsınız. Şimdi sırayla gidelim. Fenerbahçe'den ceza alan taraftarlar için açıklama diye gidelim. Çünkü dün itibariyle Fenerbahçe spor müsabakalarını seyirden men tebligata ulaşan taraftarlar için Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği ile ortak çalışmalara başlandığını açıkladı. Konya Spor erteleme maçının ardından spor müsabakalarını seyirden men cezası alan taraftarlarla ilgili bir açıklamada bulunuyor. Diyor ki, geçtiğimiz hafta sonu araba.com Konya Spor ile oynadığı maçta Fenerbahçe'mizin tribünlerde yaşanan bazı tezahüratlar sonrasında taraftarımızın 6222 sayılı sporda şiddeti ve düzensizliği önlenmesine dair kanun kapsamında spor müsabakalarına seyirden men teblikatları gelmeye başlamıştı. Süreci yakından takip eden kulübümüz resmi akredite derneklerimizden biri olan Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimizle koordineli olarak çalışmalara başladı. Bu bağlamda ülke genelindeki 40 Fenerbahçeli avukatla hukuki destek verilmektedir. Değerli taraftarlarımızın kendilerine gelen tebligatlar ile ilgili hukuki sürecin takibi için aşağıda yer alan mail üzerinden bizimle iletişime geçmelerini rica ederiz. Taraftarımızın bilgisine sunarız diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunu Ali Koç da konuştu, ona geçeceğim. İddiada şampiyonluk oranları değişti diyor. İşte iddiadaki yeni şampiyonluk oranları. Galatasaray şampiyonluk oranı 1.20. Fenerbahçe'ninki 2.20, Beşiktaş'ınki 25, az vermişler. Trabzonspor'un 40, çok az vermişler. Yani Trabzonspor'un 4 milyon, Beşiktaş'ın 8 milyon. Öyle söyleyeyim. Başakşehir'e 40 vermişler. Yine onunki de 8 milyon. Adana Demirspor 80 diyor. Adana Demirspor'un oranı da 80 milyon. Yani ya şampiyon Fenerbahçe olacak ya Galatasaray olacak. Bu %100 kesin. Hocam ne Galatasaray ne Fenerbahçe aradaki puan farkına bakmıyor musunuz? Ben puan farkından ziyade bir şeye bakıyorum. Murat Aşık. Galatasaray Florya'daki araziyi komik bir rakama aldı. Fenerbahçe Kenan Evren Lisesi için yıllarca bekledi. Halen de bekliyor. Orada Kenan Evren Lisesi'ndeki araziye biz çökmüyoruz. Onun karşılığında 3 tane okul, bir tane spor salonu yaptırdık. Taahhütname ve şartname böyleydi. Bu olunca verilecek diye bunları yapmamıza rağmen verilmiyor, bilginiz olsun. İyi de siz arsa taksit ettiniz. 49 yıllığına yap, işlet, devret. Yani bütün şehir hastaneleri bu sistemle yapıldı. Bilginiz olsun. Bütün şehir hastaneleri. Satmış mı oluyor şehir hastanelerini? Yani 49 yıllığına alıyorsun, yapıyorsun, işletiyorsun. 49 yıl sonra masaya oturursun. Dersin ki arkadaş ben bu kadar para verdim. Buranın fahiş bedeli nedir? Şu. Fahiş bedeli şudur. Bari verelim alalım dersin. O ayrı mesele. Ama 2023 yılının 29 Ekim'den itibaren faaliyete geçmesi ya da çalışmalara başlanması beklenen bu arazi kiralık alındı. Başka? Devlet size stat tahsis etti. Hayır. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın tapusunu biz hak etmemize rağmen hala o tapu da yok. Çünkü bunun bir anlaşması vardı. Hala o da yok. Bilginiz olsun. Ama Florya arazisi ben anlamıyorum. Galatasaray devlete veriyor. Devlet geri Galatasaray'a veriyor. Geri ona veriyor. Karşılığında işte bilmem şu stadyum arsası alındı diyor. Bilmem başka bir şey diyor. Bir. İkincisi biz bir spor kulübüyüz. Aldığımız araziye spor ile ilgili bir şey yapabiliriz. Kenan Evren Lisesi arazisine lokal yapabilirsin. Sporla ilgili. Otel yapamıyorsun. AVM yapamıyorsun. Ama Galatasaray o araziyi istediğini yapacak. Diyor ki halen de Fenerbahçe bekliyor. Altyapı tesisi için arazinin kökünü de almadı. Üst kullanım hakkını da aldı, kiraladı. Yani olan olay oldu diyor sansürsüz futbolda. Bozkurt K. Yılmaz da diyor ki Galatasaray Florya arazisini aldı. Bunu biliyoruz. Nasıl aldı? Parayı nereden buldu? Bunları bilmiyoruz. Ayrıca Galatasaray bu araziye spor tesisi yapmayacak, konut yapacak. Nasıl oluyor bu işler demiş. Bence bir an önce o konutları yapsınlar. Çünkü İstanbul'da bir deprem bekleniliyor. Sapasağlam yapsınlar da Galatasaraylı taraftarlar sapasağlam evlerde otursunlar. Ama işin diğer boyutuna ben ilgilenmiyorum arkadaşlar. Ne yapıyorsanız yapın. Neyi neye satıyorsanız satın. Umurumda değil artık. Yeter ki Fenerbahçe'yi hoca olarak görmekten vazgeçin. Galatasaray'ın oranı 1-10 olduğu andan itibaren tekrar hatırlatın bana. Ve 28. maçtan oynandıktan sonra şampiyonluğu konuşacağım. Şu anda şampiyonluğun en güçlü adayı, hükümet istifa tezahüratlarından dolayı aforoz edilen Fenerbahçe değil herhalde. Çünkü medyada aforoz etti. Sosyal medya aforoz etti. Bazı kulüpler aforoz etti. Ve Kayserispor Fenerbahçe maçı için yeni karar diye bir haberimiz var. Biliyorsunuz müsabakaya Fenerbahçe taraftarları alınmayacak. Bugün oynanacak müsabakada Fener'in maçı var diyelim. İnşallah Fenerbahçe'nin Allah yarında olur. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Çünkü Allah dışında herkes herhalde Fenerbahçe'nin kaybetmesi için uğraşacak. Sezon sonuna kadar maç verilmeyecek olan Atilla Karaoğlan sürpriz diyerek maça verildi. Fenerbahçe seyircisi aman siz durun, sizi şampiyonluktan edeceğiz. Siz takımınızı falan desteklemeyin, şampiyon olmayacaksınız dercesine maça alınmadı. Sonra itirazlar yapıldı vesaire oldu, şu oldu. Karar kaldırıldı ama sonrasında üst mahkemeye gidecek. Şimdi Ali Koç'un konuşmalarından alacağımız metin. Şunu da özellikle belirteyim. Ben Ali Koç'cu, ocu bucu değilim. Kim doğru konuşuyorsa ben ondan tarafım. Yani bizim tarafımız Fenerbahçe. Yani bizim önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk de 19 Mayıs'ta Pensilvanya'ya çıkmadı. Samsun'a çıktı. O yüzden bizim hedefimiz de, gayemiz de, amacımız da, aşkımız da, sevdamız da Türkiye'dir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Herkesin bunu bilmesini özellikle istiyorum. Biz en çok, yani ülkesini en çok seven kulüp bizim kulübümüzdür. Niye? Hangi kulübün tüzüğünde vatan gençlerini vatan savunmasına hazırlamak yazıyorsa o da bizim kadar seviyordur. En çok onlar da seviyordur. Yani böyle bir şey yoksa sizler sadece spor kulübünden ibaretsiniz. Ama Fenerbahçe spor kulübünden çok daha ötesinde. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hepsi burada var mı bilmiyorum ama bir kısmını konuşacağım. Yani depremle başladı. Tahmin ettiğim gibi böyle depreme ne ülke dayanır ne başkası dayanır. Hayat şöyle böyle. Hayat birçok yerde normale döndü gibi. Ama uzun bir yolumuz var. Devlet, millet, hükümet, muhalefet, STK'lar el ele omuz omuza vereceğiz. Suçlu gösterme günü değil gün. Hesap sorulacak gün elbette gelecek ama bugün değil diyor. Bazı ülkeler büyük savaşlardan sonra ilk olarak çocuklar için tiyatrolar, sinemalar inşa etmiştir. Çocuklarımıza sahip çıkmalıyız diyor. Ben buna bir öğretmen olarak katılıyorum ve destekliyorum. Çok doğru. Gelelim Kayserispor kısmına. Kayserispor biliyordu diyor. Bakın bu çok iğrenç bir olay. Bak Ali Koç'un konuşmalarını ben tarafsız bir gözle değerlendiriyorum. Ben ne Ali Koç'cuyum ne başkasıcıyım. Ben sadece Fenerbahçeliyim. Bize bilgiyi tebliğ etmemişlerdi ama Kayserispor'a bir gece evvel bilgi gitmişti. Sonraki gün 18 gibi açıklama yaptılar. Bir gece önce Kayserispor'a yasak geleceği söyleniyor. Süreçte birileri yalan söylüyor diyor Ali Koç. Aziz Allah. Bir nebze biliyorum. Her şeyi açıklayacağım. Belki hepsini bugün değil diyor. Siyasetinden yerel idarelere kadar birçok şeyi bildiğini söylüyor Ali Koç. Bence önemli olan şey bu. Her şeyi açıklayacağım ama hepsini bugün değil. Bakın bu çok önemli bir olay. Çok önemli bir cümle. Konuşursam yerinden oynar. Bildiklerimi anlatacağım diyor. Süreçte birileri yalan söylüyor. Açıklamayı Kayserispor mu yazdı bilmiyorum. Her şeye rağmen hukukta hakkımızı aradık. Kayseri'de başvurduk. Mahkeme hemen karar aldı. Bir gün savunma verdi davalıya. Davalı da 2 satır savunma yaptı. Davalı da Kayseri Valiliği diyor. Karar alan Kayseri Valiliği, savunmayı da onlar yaptı. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Kayseri ya da bir başka şehrin valisi özerktir bildiğim kadarıyla. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti başkanlık sistemiyle yönetildiği için valilerin özerk yönetim hakları oluştu diyebiliyorum. Çünkü seçim sürecinde böyle açıklamalar vardı. Valilerin mesela il genelinde ya da ilçe bazında okulları tatil etme, devlet dairelerini tatil etme yetkisi var. Sokağa çıkma yasağı verebilir bir vali. Valinin isteği, Cumhurbaşkanı'nın onayıyla o ilde OHAL ilan edilebilir. Yani valilerin yetkisi çok yüksek. Bunu söyleyeyim. Ancak burada şöyle bir olay var. Ben Ali Koç'un anlattığından söylüyorum. Ali Koç diyor ki Kayseri valiliğinin savunması sonrasında mahkeme ilk kararın aksine başvurumuzu reddetti. Bu hukuki karar değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu karardan utanıyorum diyor. Bir valilik nasıl böyle bir savunma yapar diyor. Yani nasıl böyle bir savunma yapan avukatı tutar diyor. Ben bilmiyorum Kayseri Valiliği'nin avukatına. 4 Şubat günü Yüksek Divan Kurulu toplantısında neden hep bize oluyor dedim. Bir kulüp 8 senede 3 kere son maçta şampiyonluğu kaybediyor. Bu olabilir mi? Olamaz. Ne hikmetse en ağır ihaleler, hakem hataları, Şubat, Mart ayları hep bizim başımıza geliyor. Son olarak da bunu yaşadık. Daha dur başkanım. Bugünkü maça bak sen. Bu bardağı taşırdı hükümet, devlet, bütün kavramlar karıştı. Bir şey var. Her şey Fenerbahçe aleyhine çalışıyor. Kesinlikle katılıyorum. Maçta bazı protestolar oldu. Biz saldırıya uğradık. Devlete karşıymışız. Ertesi gün Beşiktaş maçında aynı şeyler oldu. Hatta infial oluştu. Sosyal medyadan mesajlar paylaşıldı. Bu tip mesajların infial yaratacağını çocuklar bile biliyor. İş çok sakat yere gidiyor. Bu iş kardeşi kırdırtır. İşte arkadaşlar. İş çok sakat yere gidiyor. Bu iş kardeşe kırdırtır. Bu cümleyi hatırlıyor musunuz? Mustafa Hoca'nız sizi ne diye uyardı? Gaza gelmeyin, galeyana gelmeyin, bakın etmeyin, eylemeyin. Konuşmalarınıza, sosyal medya paylaşımlarınıza dikkat edin. Bunu dostunuz olarak, kardeşiniz olarak, bir sevdiğiniz olarak söylüyorum dedim. Ama birçok kişi beni X'ci, Y'ci, C'ci ilan etti. Şimdi Ali Koç diyor ki Fenerbahçe'nin DNA'sı ortada. Doğruya doğru. Yani statta bir grup açıklama yaptı. Kulüpler Birliği'nde kültür vardı. Ortak açıklamayı herkes yayınlar. Bu arada Kulüpler Birliği Ali Koç'a bir tuzak kurmuş. Ben buradan onu anladım. Ali Koç diyor ki Kulüpler Birliği'nde ortak karar aldık. Açıklama yaptık. Herkes retweetleyecekti. Biz retweetledik. Ali Koç ve Fenerbahçe topa tutuldu. Bazı kulüpler de epey sonra, saatler sonra yayınlayınca biz ortada kaldık diyor. Fenerbahçe'nin DNA'sı ortada. Bizim 5 senedir yaptıklarımız, duruşumuz sorgulanamaz. En çok kırıldığım nokta bu diyor. Ki dikkat edin. İlk Fenerbahçe açıklamayı yapınca Galatasaray tarafından trollenmiş ya da satın alınmış Fenerbahçe sayfaları neler söyledi. Bir Galatasaray'a kadar olamadınız şöyle böyle diye. Salı günü dedikodu geliyor kulağımıza. Hemen Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'yı aradım. Anlatacağım olaylar Berna Gözbaşı olsa yaşanmazdı diyor. Yani diyor ki Berna Gözbaşı çok delikanlı bir başkandı diyor. Benim anladığım. Başkana bu iddiaları sordum. O da kararın yanlış olduğunu söyledi. Dün gece bize bilgi geldi dedi. Bu karar ortak alınmalıdır başkan. Bu yanlıştan dönmemiz için gereken kişilere ulaşalım dedik. Çıkan tek şey böyle bağırıyorsanız biz de sizi cezalandırıyoruz demek. Ne yapacaksınız? Her maç stadı sahayı mı kapatacaksınız? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kime ne ders vermeye çalışıyorsunuz? Valiliğinden açıklamasına vatandaş olarak utandım diyor. TFF'ye aradık. Onlar da yanlıştan dönülmesi için uğraştı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi aradı. Kayserispor'un açıklamasını söyledi. Yani arkadaşlar bakın çok ilginç. Olmaz. Başkanla bir saat önce konuştum. Tam tersi şeyler söyledi dedim. İnternete girdim baktım. Daha yayına girmemişti. Tekrar Ali Çamlı'yı aradım. Sorma dedi. Anlatamıyor adamcağız. Belli ki bir şey var. İstihbaratlara sordum. Sorma anla diyor. Ve dostluğumuzdan bahsediyor. İnsanlar aranıyor ve alakamız yok. Kayserispor'un başvurusu deniyor. Kayserispor neler söylediğini söylemiyorum. Başkan belli ki zor durumda. Kayserispor'la hiçbir sıkıntımız yok ama adını koyamıyorsun diyor. Buradan da ben zeki bir insan olduğumu düşünüyorum. Buradan ben anlamak istediğimi anladım. Ne suç işledik? Hemen yürütmeyi durdurmak için başvurduk mahkemede. Çabuk harekete geçti. Savunmalar geldi. Türkçesi Türkçe değil. Hukuku hukuk değil. Ne virgülü ne noktası var. Acele yazılmış. Fenerbahçe'yi cezalandırmak mı? Kutuplaştırmayı arttırmak mı? Fenerbahçe'yi rekabetten etmek mi? Ben ne suç işledim de oraya seyircisiz gidiyorum arkadaş diyor. Haklı. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Burada Fenerbahçe cezalandırılmadı. Fenerbahçe rekabetten etmek, şampiyonluklar etmek. Gerek yok ki haftalardır zaten ediliyor. Birisi ofsaytımsıyla gol atıyor. Öbürü Adana Demirspor maçında katlediliyor. Ulan Galatasaraylılar bile diyor ki yeter ulan diyor. La bu kadar da bir takımın üstüne gitmeyin diyor. Yeter diyorlar. Ve ben rekabet olduğunu zannetmiyorum. Çünkü onu sahada zaten yapıyorlar. Bugün akşam da Atilla Karoğlan yapacak. Yanlış şeyler. Adam diyor ki maçlar şifresiz evden izleyin. Ben de buna çok güldüm ya. Ulan madem maçlar şifresiz evden izleyin. O zaman 2 hafta boyunca kimse maça gitmesin. Maçlar yasaklansın. Herkes evden izlesin. O kadar saçmalık olur mu ya? Kılıfına uydurmaya çalışmışlar. Bunun hukuken geçerli olmayacağını düşündük diyor. Yani savunmada 110 tane tweet koymuşlar. 6 tanesi sadece karar açıklandıktan sonra. Düşünün bak. Hani kaos olacakmış, belgesi buymuş diyor. 6.232 yapmışlar. 6.222 yasasını. 10 tane daha eklemişler yasa. Çok özensiz diyor. Yani Kayseri Valiliği'nin hazırlamış olduğu savunmaya çok kızıyor Ali Koç. Hani bu savunmadan da insan utanır diyor. Beşiktaş Ankaragücü maçı mesela. Ankaragücü maçı taraftarı tribüne alınmayacak. Ben de sordum ya niye almayacak diye. İlk maç sonrasında iki kulübün yöneticileri anlaşmışlar kendi arasında. Demişler ki ikinci maç Ankaragücü taraftarını almayalım, olaylar olur diye. Onun kararı oymuş güya. Bence yine alınırdı ama. 6 tanesi yasak kararının öncesinde paylaşılmış. Pardon, 6 tanesi yasak kararından önce paylaşılmış. Seyirci yasağından önce. Geri kalanların hepsi yasak sonrasında paylaşılmış. Ve içerik değil diyor. 23 tane tweet sahibi Fenerbahçeli arkadaşlar. Hepsi gerçek kişi. Troll koymamışlar. Bu tweetlerin zaten Fenerbahçeli'yle de alakası yok. Biz potansiyel suçlu olarak muamele görüyoruz. Ayrıca bu 110 kişinin maça geleceğine malum. Bakın 23'ü Fenerbahçeli sadece. Ankara'ya bir üst mahkemeye gideceğiz ama diyor cumartesiye yetişmeyecek. Kayserispor Başkanı konuşamıyor. Vali başka şey söylüyor. İhale Kayserispor'a mı kaldı? Onlar mı istedi? Bize mi doğruları söylemiyorlar? Onlar mı zor durumda göreceğiz diyor. Fenerbahçe olarak kızgınız, sinirliyiz. En büyük kızgınlığımız da bu işi bilerek ve isteyerek çıkmaza götürülüyor. Troller, belli başlı köşe yazarları bizi vatan haini gibi suçluyor. Ki ben şunu söyleyeyim, Fenerbahçe'ye vatan haini diyen kim varsa anasının, babasının, dedesinin genetiğini araştırsın. Fenerbahçe'ye vatan haini diyen kişiler kimse soyunda tecavüz arasın. Soyunda peydahlanma arasın. Soyunda Türkiye Cumhuriyeti'nin ya da Osmanlı'nın düşmanlığını arasın. Soyunda Müslümanlığın düşmanlığını arasın. Soyunda Yezidilik arasın. Yezidi soyunun, yani Yezidi zihniyetini arasın. Hazreti Hüseyin'i şehit eden o kansız zihniyeti arasın. Soyunda bunları arasın. Anlatabiliyor muyum? Eğer Fenerbahçe'ye vatan haini diyorsa, kim diyorsa asıl vatan haininin kralı da odur, tillahı da odur, her şeyi de odur. Siz kimsiniz ya Fenerbahçe'ye vatan haini diyorsun? Bir kısım FETÖ'yle kol kola girdiğinizde biz iyiydik diyor. Bak, Fenerbahçe söz konusu devleti ise neler yaptığı ortadadır. Bir kısmınız FETÖ'yle kol kola girdiğinizde biz kötüydük. Onlar terörist grupla kol kolayken biz mücadele ettik. Tekrar kaos mu istiyorsunuz diyor Ali Koç. Yani FETÖ'yle en çok mücadele eden takım Fenerbahçe'dir. En çok canın yanan da Fenerbahçe'dir. Var mı aksini iddia eden? Bazıları yazıyor. FETÖ bitti, Fenerbahçe bitti. Ne biliyorsunuz? Üst düzey yöneticisi misiniz? Ne biliyorsunuz ya? Üst düzey FETÖ'nün yöneticisi misiniz? Ne biliyorsunuz FETÖ'nün bittiğini? Hayret bir şey ya. 2 maçta bağırıldı sanki ilk defa oldu. Olabilir. Olgunlukla karşılamalısınız. Böyle yaparsanız üstüne gidilmiyor. Beşiktaş maçında polis girmiş, birini almaya çalışmış. Orada olay başka şeymiş. Polisin de yapacağı bir şey yok. Siyasi tezahürat olmasını istemiyorum ama hakaret, küfür yoksa ben karışmam. Karışılırsa ters teper. Kulüpler bunu kontrol etsin deniyor. Nasıl edecek? Devletle hükümet aynı şey değil. Hükümet lehine şeyler olsa spor şube işlem yapacak mıydı? Hükümetin lehine olsa. Bak mesela birisi geçen gün gitmiş Rizeli miymiş? Başka bir yerliymiş. Ana, avrat, aleni bir şekilde bütün Fenerbahçelileri sövüyor. Aleni bir şekilde. Hiçbir ceza da almayacak. Almayacak. Biliyoruz almayacak. Hiçbir ceza almayacak. Ama ben burada çıksam bir şey söylesem ben ceza alayım diye 72 millet uğraşıyor ki uğraştılar da. Yani demesem bile. Arkadaşlar siz yanlış anlarız, ben öyle demek istemedim diye özür videoları da çeksem yine de 72 millet uğraşıyor. Bu şimdi Allah inancınızdan mı geliyor? Sizin inandığınız Allah'la benimki bir değil. Sizin inandığınız Allah başka. Gerçekten söylüyorum. Sizin inandığınız Allah başka. Ya kardeşim, eğer siyasi slogan yanlışsa lehine de yanlış, aleyhine de yanlış. Gelin. Hükümetle devlet kelimelerini ayıralım diyor Ali Koç. Haklı. Bakın ben örnek vereyim. Hükümet Ali Koç, devlet Fenerbahçe. Bak, devlet Fenerbahçe. Üst kimlik. Hükümet ise o anki devleti yöneten, idare eden kişi. Ali Koç. Ali Koç istifa dersiniz. Ben size ne diyorum? Bence yanlış yapıyorsunuz. Ama fikrinize saygı duyarım. Bugüne kadar çıkıp da sövdüm mü Ali Koç istifa dediniz diye sövmem. Ama Fenerbahçe istifa, Fenerbahçe yok olsun deseniz karşınızda beni bulursunuz. Aynı şekilde hükümet istifa diyebilirsiniz ama devlet yok olsun derseniz karşınızda beni bulursunuz. En büyük devlet savunucusu benim. En büyük devlet aşığı, vatan aşığı, millet aşığı benim. O yüzden de biz çok çekiyoruz. Yani o yüzden çok çekiyoruz. Bu ülkede vatanını, milletini, devletini gerçekten en çok sevenler kimlerse bir bakın bakalım neler yaşamışlar. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'ndan başlayın bakmaya. Oradan itibaren bakın bakalım. Neler yaşatılmış, yaşarken neler yaşatılmış. Şehit edilmesini saymıyorum bile. Ha, yakın zamanda eski Ülke Ocakları Başkanı. Şirin mi şirin bir aile babası. Bir bakın. Çok insanlar var. Bu ülkede bu ülkeyi çok sevip çok cezalandırılan çok insanlar var. Bu ülkede bu ülkeyi sevmeyip ama seviyor gözüküp birilerine şirin gözüken ama malı götüren de çok insanlar var. Allah bunların şerrinden hepimizi korusun. Neyse uzatmayacağım arkadaşlar. Bugün bize olur, yarın size olur diyor. Benden nasıl Fenerbahçe'yi vatan haini konumuna getirirsiniz diyor Ali Koç. Bütün taraftarlara, diğer kulüplere sesleniyorum. Bugün bize, yarın size olur. 4 başkan ben de tribünde siyasiyi söylem istemiyorum. Ama tezahüratların çok ötesinde zaman zaman siyaseti siz futbolun içerisine sokuyorsunuz. Bakanların şampiyonlukta selfie çekilmesi siyaset olmuyor mu? Cumartesi pazar oynanan maçların ardından kulüpleri açıklamaya zorlamak siyaset olmuyor mu? Bir maçta tezahürat olunca Fenerbahçe vatan haini, yok öyle değil, insanları kışkırtıyorsunuz. Çok önemli dertler varken futbol camiası omuz omuza vermişken yaptıklarınız çok yanlış. Bir Trabzonsporlu arkadaş da bana diyor ki bak Recep Tayyip Erdoğan gitmiş, madalya almış, bilmem işte Yüksek Divan Kurulu üyesi olmuş, bu siyaset olmuyor mu? Peki ben de bu arkadaşa soruyorum. 9 senedir Fenerbahçe'nin aldığı herhangi bir kupayı göster. Ben de diyeyim ki Recep Tayyip Erdoğan bizi kolladı. 40 senedir şampiyon olamayan Trabzonspor'un şampiyonluğu bugün akıllarda, zihinlerde ne diye geçiyor? Diğer taraftarlara sorun. Ne diye geçiyor? Aynı konumda, aynı şekilde, aynı şeyle Fenerbahçe şampiyon olsa ne diyeceksiniz? Artı 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan iktidarda. Ama Cumhurbaşkanı, ama Başbakan, ama başkanlık sisteminin başkanı. Yani ne diye geçiyorsa adı tam olarak ben bilmiyorum. Reisi Cumhur değil, o Cumhurbaşkanı'nın eski adı. Hani başkan diye geçiyor sanırım. Sadece başkan sıfatı var sanırım. Başkanlık sistemi başkan olunca başkan sıfatı var. 20 yıldır Fenerbahçe'nin neler yaşamış? Mesela Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe kongresiymiş ya. FETÖ'de bu takıma darbe yapmış. Otobüste kurşunlanmış. Şampiyonlukları da çalınmış. 8 sezon içerisinde 3 defa son maçta şampiyonlukta kaçırmış ki 3 maçı satın almak, sezonu satın almak. Siz sezonu satın aldığına inanıp 3 maçı satın alamayacağını düşünecek kadar zeki insanlarsınız. Sizi tebrik ediyorum. O kadar mı aptaldı Fenerbahçe son maçı satın almak? Rakibin kalecisine bir para versen ulan 2 tane hatalı gol ye ne olacak desen. Rakibin X oyuncusuna para versen ulan kırmızı kart ye. Al sana 3 milyon dolar desen ki o zamanlar doların hükmü yoktu. Çok mu zordu da 18 maçın 17'sini kazandığında 17 maçta şikeli dediniz. Kaldı ki 17 maçın bir tanesi Trabzonspor'u yenme. Biri Galatasaray'ı yenme. Biri Beşiktaş'ı yenme. Bir tek Bursaspor maçı berabere. Hiç mi vicdanınız yok? Fenerbahçe'ye harca tahsis ettiler. Ya yıllardır federasyon diyorsunuz. Hiç mi utanmıyorsunuz? Ulan Allah'ın huzuruna çıktığınızda orada da mı aynısını yapacaksınız? Fener'i kolladılar. Siyaset Fener'i destekledi. Recep Tayyip Erdoğan destekledi. Madalya takıldı. O sezon kim şampiyon oldu? Onu boş verin ya, destekledi sonuçta. Ulan Fenerbahçe devre arasında Ankaragücü transfer yasağı yiyip 8 transfer yaparken Fenerbahçe Moses'i gönderip Sadık'ın parasına indirme Falette'yi alabildi. Ulan hiç mi Allah korkunuz yok? Hiç mi doğruları söyleyecek cesaretiniz yok? Ulan bugün Kahramanmaraş'a, Adana'ya, Hatay'a vuran deprem size hiç mi vurmayacak zannetmiyorsunuz ya? Lan adamın 10 tane evi var. Evi yıkılmış diyor ki evsiz kaldım diyor. 10 tane evim vardı benim diyor. Hiç mi ters döneceğinizi düşünmüyorsunuz? Hiç mi öleceğinizi düşünmüyorsunuz? Lan biraz net olun be. Biraz delikanlı olun be. Bu ülkede FETÖ'ye karşı en dik duran duvar Fenerbahçe'dir. O yüzden de en sevilmeyen takım Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe'yi niye sevmediğinizi sorgulayın. Niye sevmiyorsunuz? Niye? Sebebi ne? Atatürkçü olduğu için mi? FETÖ'ye karşı olduğu için mi? Ben söyleyeyim mi niye sevmiyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. En büyük. 30 milyon taraftar. Allah muhafaza bugün Amerika şu bu girecek, savaş yapacak olsa emin olun Fenerbahçe taraftarı topyekün savaşa girecektir. Hiç korkmaz. Gözümü kırpmam. Anlatabiliyor muyum? Gözümü kırpmam. Gözümü kırpmam. Öyle şov yapmak için falan filan değil ha. Çıkıp da bakın ben yardım yaptım. Bu benim selfie'm falan demem yani. Kimse de demez. Bence bu yüzden sevmiyorsunuz Fenerbahçe'yi. Yoksa sarıyla lacivert sevmiyorsanız çıkarın hayatınızdan iki rengi. Çıkarın. Neyini sevmiyorsunuz? Fenerbahçe'nin neyini sevmediğinizi bile bilmiyorsunuz. Bir Galatasaray arkadaşım diyor ki şike yaptı diyor. Mesut Bakkal'ın konuşmalarını 2010-2011 senesinde X takımının X futbolcusu yapsa kabulüm lan diyorum. Yok. Allah adam açık açık itiraf etmiş. Öbürü Malatya'da tırlar diyor. Bilmem öbürü şu diyor bu diyor. Hiç umurunda değil. Lan bütün belgeleri. Eski başkan çıkmış şike yapmadığına kefil olmam diyor. Öbürü diyor ki ben şike yaptı demedim diye kulüpten gönderirdim diyor. Öbürü diyor ki ben bilerek diyor maçı Fenerbahçe kazanmasın şampiyon olmasın diye sattım maçı diyor. Öbürü başka bir şey diyor. Ulan bir utanın be. Beşiktaşlar Fener'e çıkmış şikeci diyor. Ulan siz kendi kupanızı iade etmiş takımsınız. Trabzonspor o dönemki başkanın açıklamasına bakın. Mahkeme kaydına bakın. FETÖ'cü avukatlara niye para verdin? Trabzonspor kasasından diyor. Ben ne yaptım? Trabzonspor menfaati için yaptım. Nasıl bir menfaat? Bunu bir sorun ya. Kendinize sorun. Deyin ki lan nasıl bir menfaat? O gün Fenerbahçe aklansa, Trabzonspor çamurlansa, ulan Fener Trabzon şike yapmış da ona rağmen Fener şampiyon olmuş denilse, Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım dese ki ben ne yaptım? Fenerbahçe'ye menfaat dediği için yaptım dese. Evet hocam diyor zaten. Ben şike yaptıysam Fenerbahçe için yaptım diyor. O konuşmanın önünü arkasını paylaşmayacak kadar kancık mısınız? Haysiyetsiz misiniz? Onursuz musunuz? Şerefsiz misiniz? O konuşmanın öncesinde diyor ki ben şike yapmışım diyor Fenerbahçe için diyor. Ama diyor cezayı ben alıyorum Fenerbahçe almıyor. Ulan ben şike yapsam Fenerbahçe için yapmışımdır diyor mantık olarak diyor. Bana da Fenerbahçe'de ceza vermen lazım. Küme düşürmen lazım diyor. Bir gecede kural değişti. Bir gecede yasa değişti. Kim ne yasalar değiştirdi bu ülkede? Değişen yasa ne? Kim değiştirdi? Ne için değiştirdi? İsimlerini ifşa edin. Hep birlikte vermeyelim onlara oy. Hadi. Hadi biraz mert olun. Değişen yasayı da paylaşın. Neymiş o değişen yasa? Merak ettim. Ulan dangalaklar, gerizekalılar. Fenerbahçe yönetimi çıktı dedi ki biz şike yapacak bizi küme düşürün. Asla oynatmayın dedi. Fener'i oynattılar. Süper bilmem final diye. Lan Fener doğru düzgün şampiyonluğa gidiyor. Nasıl ayağını kaydıran Cüneyt Çakır'ı verdiler son maça. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu çaldılar. Ya o sene de Fenerbahçe şampiyon olsaydı 0,5'ten şampiyonluk kaçmak yerine. Yapılan bariz penaltı verilseydi ya da Semih'in golü verilse Fenerbahçe 1-0 kazansaydı. Argümanınız ne olacaktı? Lugano gitmiş, bilmem Niang gitmiş, Santos gitmiş. Bienvenu ile Fenerbahçe şampiyon olsaydı. Argümanınız ne olacaktı? Neye sığınacaktınız? Bu sefer kime sığınacaktınız? Bu sefer kime sığınacaktınız? Daha söyleyeceğim çok şey var da anlamazsınız. Ne zaman anlarsınız biliyor musunuz? Kafanız tahtaya vurduğu zaman olan sen öldün. Gel bakalım buraya gençliğini nerede tükettin dedikleri zaman anlayacaksınız ama işi işten geçmiş olacak. Hepinize de hakkım haram olsun. Hepinize de haram olsun. Bak şunu söyleyeyim. 2010-2011'de Fenerbahçe şikeyle şampiyon olduysa, sizin takımınız hiçbir şey yapmadıysa, şike mike yapmadıysa hakkınızı siz bana haram edin. Bak hakkınızı siz bana haram edin. Zaten sizin bana haram ettiğiniz 9 senedir 10 senedir zaten bizim hakkımız çatır çatır yeniliyor. Ersun Yanal'lı dönemde bile bizim hakkımız çatır çatır yendi. Ona rağmen şampiyon olduk. Onun dışında her sene yine hakkımız yeniyor. Emin olun bak emin olun Fenerbahçe şike yapmış olsa bile 9-10 senedir bizi yaşattıklarınızdan ben yine sizde öndeyim. Fenerbahçe şike yapmadıysa ki yapmadı adım kadar eminim. Üstüne üstlük. Sizinkiler de bir şey çevirmeye çalıştıysa ben yine size hakkımı helal etmiyorum. Kabul müsünüz? Edemezsiniz. Şimdi Ali Koç diyor ki Kayserispor adını zikrettiğim için özür dilerim. 2'de 1 de söylediğim için diyor. Çünkü bu iş sizin de sizlik de olamaz. Sizin üstünüzde olabilir diyor. Ben siyaset istemiyorum. Haberiniz olsun diyor. Yani bana göre yönetim istifa ile hükümet istifa arasında bir fark yok diyor. Bazı kulüplerin bizim taraftarlarımız hakkında ettiği laflar zillet falan. Sizsiniz siyaset yapan. Taraftarları bizim yönettiğimizi düşünüyorsanız bizi töhnet altında bırakıyorsunuz. Biz siyasetin parçası olmak istemiyoruz. Neden bize bunu yapıyorsunuz? Fenerbahçe siyaset üstüdür. Kesinlikle katılıyorum. Kim Fenerbahçe'nin canını yakıyorsa bütün Fenerbahçe taraftarı onun karşısındadır. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Kayseri'ye gidecek 1600 kişi yaratacak, öyle mi diyor? Ünfal yaratacak manası diyor herhalde. Bu devlete haksızlık diyor. Adana'da, Sivas'ta neler oldu gördünüz. Bizim başımıza gelenler. Nereye kadar gidecek bu iş bilmiyorum. Kimse çıkıp Fenerbahçe için devlete millete karşıdır demesin. Bizim kırmızı çizgimiz bellidir. Bizim Atatürk çizgimiz silinmez. Devletimiz ve milletimiz için her şeyi yaparız. Onun dışında bizim camiamızda çeşit çeşit insanlar vardır. Var arkadaşlar, yok mu? Yani Türkiye gibidir. Mozaiktir bir Fenerbahçe diyor. Ben bundan gurur duyuyorum. Yani önderine Mustafa Kemal Atatürk yapanlara ne mutlu. Ama önderine neyse. Bizle böyle uğraşmayın. Yaptığınız haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizliktir. Yol yakınken bu yanlıştan dönün diyor. Daha fazla üstümüze gelmeyin. Taraftarımızın içi yanıyor. Benim de yanıyor ama takımı destekleyin. Biz haksızlığın karşısında sonuna kadar dururuz. Sadece biz değil, başka kulüp taraftarları da aynı hassasiyeti gösteriyor. Sosyal medyayı takip ediyorsanız gerçekte neler yazıyor onlara bakın. Futbolun hissiyatını daha iyi anlarsınız. Bizi bir şeyin içine çekmeye çalışıyorlar. Lütfen çok dikkatli olun. Bence bu cümle en baba cümle. Böylesine hassas dönemde neleri konuşuyoruz? Hangi gerekçeyle taraftarlarımız işlem yapıldı? Taraftarlarımız Kayseri'ye gidemiyor. Bunu anlamak istiyoruz diyor. İsyanımız mütemadiyen hep Fenerbahçe'ye bunların yaşatılması. Ayrıca hukuk dışı bu karar. Bir hafta süremiz var. Cumartesiye yetişmez falan filan. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Bu dediğimi unutmayın. Ya da dur, Metin Sipahioğlu'nun konuşması var. Diyor ki başkanın en iyi konuşması, her sözünde sonuna kadar haklı. Bir, Fenerbahçe siyaset üstüdür, Türkiye'dir. Her kesimden taraftarı vardır. Doğru. İki, bu yüzden statlarda siyaset yapılmaması daha doğrudur. Doğru. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. AK Partili de var, MHP'li de var, CHP'li de var, bilmem X Partili de var, Y Partili de var. Yok mu? Var. Hepimizin içinde var. Ateisti de var, deisti de var. Yok mu? Kılıbığı da var, light erkeği de var, bilmem şey de var. Yok mu? Kayserilisi de var, Trabzonlusu da var, Erzincanlısı da var. Yok mu? Var. Bizi birleştiren şey ne? Fenerbahçe. O zaman Fenerbahçe ortak halkasında yorum yapalım diyor. Tezahürat yapalım. Doğru. 3. Ancak hakaret olmadıkça her şeyi bağırabilirler. Doğru. 4. Bizimle uğraşmayın diyor Metin Sipahioğlu. Ben şunu söylüyorum. Normal şartlarda olması gereken ne biliyor musunuz? Fenerbahçe'nin bu yıl Süper Lig'de şampiyon olması. Galatasaray'ın madem Florya konut monut, emlak konut falan filan borçsuz kalacak, harçsız kalacak. Orayı satıp ciddi gelir elde edecek. Galatasaray da böyle yapsın. O da ikinci olsun. Nasıl olsa onlar da 1 milyar küsürlük para aldılar. Yani şampiyon olsun, 6 milyon euro falan alıyorsun. Ha, topla 20 milyon euro alıyorsun. Çarp 20 ile 400 milyon TL. 400 milyon TL nere? 1.1'e arsa alınmış. O nere? Ki oradan ciddi kar elde edilebilir. Mesela orayı, o arsanın şeyini bana verseler, ben en az 5 milyar lira para kaldırırım oradan. Kar, net kar. Yaparım. Bilirsiniz, yaparım. Galatasaray isteğini almış oldu. Trabzonspor geçen sene şampiyon oldu. Yeter. Beşiktaş'ta 8 yıllık dev kulüp diye millet dalga geçiyor. 8 senede bir defa şampiyon oldu. Bırakın orada 8 senede bir defa şampiyon oldu. O da tamam. Fenerbahçe'yi de şampiyon yapın. Deyin ki ulan şöyle oldu böyle oldu deyin. Biz size her şeyi yaptık. Bak Kayseri'de seyircisiz oynattık. Adana maçında kilitledik deyin. Konya maçında bile hakem sizi kolladı gözüktü ama 2 oyuncusuna kırmızı vermedi. 2 tane penaltınızı yedi deyin. Olması gereken bu. Hocam sen böyle bir şeye inanıyor musun? O zaman ben de size soruyorum. Fenerbahçe siyasilerin Fenerbahçe üzerine ya da siyasi düşünceye sahip olan kişilerin Fenerbahçe üzerine pozitif ya da negatif bir etkisi var mı, yok mu? Düşünün. Bütün Trabzonsporlu arkadaşlara soruyorum. Diyorsunuz ya Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe Kongresi. Ben diyorum ki 2022-2023 şampiyonu Fenerbahçe'dir, ikincisi Galatasaray'dır. %100 teyitli garanti bilgi. Saçmalığa bak ulan, Galatasaray liderken böyle diyor musunuz? Diyemiyorsunuz değil mi? O zaman siz yalan söylüyorsunuz. Yalancısınız o zaman. Niye yalancısınız biliyor musunuz? Hani Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe'yi kolluyordu? Hani rozet mozet takıldıydı? Saraya bakıyorsunuz. Fenerbahçe taraftarına söylüyorum. 2022-23 şampiyonu Fenerbahçe'dir. Galatasaray ikincidir. Siz de dalga geçeceksiniz. O zaman siz de yalancısınız. Yalan söylüyorsunuz. Niye? Transfer istiyorsunuz. Transfer yoksa Ali Koç istifa diyorsunuz. Demek ki transferde şampiyon olacağımıza inanıyorsunuz. 2 tane transfer yapınca şampiyon olacağına inanıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'de 2 transfer yapacağını, Galatasaray'ın en önemli 2 oyuncusu sezonu kapatsın. Yani farz edelim ya. Farz edelim, hayal edelim. Hepimiz dua ettik. İnşallah dedik 2 futbolcu. Mesela Icardi ile Mustera sezonu kapattı inşallah diye. Yani dua edelim. Kapattı diyelim. Al sana 2 transfer yapmış gibi oldu Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçe şampiyon olur. O zaman siz de mantıklı. Yok hocam olmaz, bizi engellerler diyorsunuz. O zaman siz de yalancısınız. Uzun lafın kısası. Ben 2022-2023 şampiyonu Fenerbahçe diyorum. Bugün de bizi katledecekler diyorum. Ve katletmeye rağmen kazanırsak da 20 kişiye, en az 20 kişiye üyelik diyorum. Kafamda bir skor var. O gerçekleşirse de 50 kişiye üyelik diyorum. Şifreyi de veriyorum aslında. Anladınız mı? Fikriniz ile yazdığınız çok farklı. İşte ben buna kızıyorum. Fikriniz farklı, yazdığınız farklı. Diyorsunuz ki Fenerbahçe, işte Süleyman Soylu bildiğim kadarıyla Fenerbahçe kongre üyesi, biliyor musunuz? O 4 kişi selfie çekil diyor. Onlardan biri Süleyman Soylu. Çekinebilir. Bak benim için bir abesiyet yok. Bildiğim kadarıyla Devlet Bahçeli en son Karagümrüklüydü ama sabah Başakşehirli mi oldum demiş. Yani siyasi liderlerden. Kılıçdaroğlu Fenerbahçeli diye biliyorum. Ekrem İmamoğlu hem Fenerbahçeli hem Trabzonsporlu diye biliyorum. Mansur Yavaş Ankaragücü diye biliyorum. Hani bildiklerimi söylüyorum. Bunlar Başakşehir'de ama hep o takım şampiyon mu olacak? Öyle bir... Lan manyak mısınız siz? Böyle bir zihniyet var mı ya? Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçelidir ama en çok Galatasaray şampiyonluğu gören devlet lideridir. Hiç düşünürüz mü bunu? En çok Galatasaray şampiyonluğu gören liderdir. Ya orantılarsan falan. O zaman Recep Tayyip Erdoğan Galatasaray'a çalışıyor deyin. Ya bak siz sonuna kadar, şuranıza kadar siyasete batmışsınız, bulanmışsınız ama söz konusu bu. Sözlerimi toparlayayım. Ben ilk günden itibaren dedim ki 200-300 kişilik bir grup müdahale edilebilir. Sesinizi kesin, susun. Beşiktaş stadında polisin müdahalesi çok yanlıştı. Tahrik ettiler Beşiktaş taraftarını. Görün bakın, asıl Beşiktaş stadı karışacak bu hafta. Asıl Beşiktaş maçı karışacak. Demedi demeyin. Niye karışacak? Görün bakın, tahrik ettiler. O yani sizin bilmediğiniz kaç Telegram grubu var biliyor musunuz? Kaç Telegram grubu var? Telegramlar takip edilemiyor diye biliyorum. Sizin benim bilmediğim kaç Telegram grubu var? Millet neler örgütleniyor? Ne tezahüratlara çalışılıyor? Haberiniz var mı sizin? Galatasaray stadında hiç hükümet aleyhine tezahürat yapılmaz değil mi? Çok bekleyin. Sosyal medyaya bakın. Neler yazıyorlar. Açın bakın. Fenerbahçe taraftarından korkulup bu oldu ya. Asıl şimdi bütün herkesten korkun. Çünkü niye biliyor musunuz? Fenerbahçe'ye sempati duymaya başladılar. Ulan benim 2 tane Galatasaraylı arkadaşım diyor ki biz artık Fenerbahçeliyiz dediler. Saçmalamayın lan dedim, böyle bir şey. Harbi Fenerbahçeliyiz dediler. Niye dedim? Ya dedi, dik duruyorsunuz dedi. Siz dedi her koşulda dik duruyorsunuz. Atatürkçüsünüz dedi. Ulan şampiyonluğu falan yemişim. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti değerlerine sahip çıkalım diyorsunuz falan filan dedi. Ulan dedim, bunlar ne diyor? Bunun gibi düşünen kaç kişi var biliyor musun? Kaç kişi bana dedi helal olsun Fenerbahçe'ye şöyle böyle. Aklınız hayaliniz duracak insanlar helal olsun Fenerbahçe'ye dedi. Bak Beşiktaş taraftarı da yaptı ama helal olsun Fenerbahçe'ye dedi. İlginç, ne demek istediklerini ben anlamadım. Ben şunu söyleyeyim. Bir kardeşiniz olarak. Siyasi söylemlerden uzak durun. Seçim yaklaşıyor mu uzaklaşıyor mu bilmiyorum. Bir tarih belirlendi ama ertelenecek diyen var, ertelemeyecek diyen var. Çok umurumda değil. Yani çok umurumda değil ne olursa olsun. Ama öyle bir düzende ki Ali Koç. Ulan isyan etse hükümete kafa tuttu diyecekler. Herkes diyecek ki üstten emir var. Bir de o var biliyor musunuz? Hakem maçı katlediyor. Niye yaptın diyor. Üstten emir var diyor. Kimden emir var? Üstten emir var. Böyle bir şeyin yaşandığı iddialar var biliyor musunuz? Fenerbahçe'yi katleden hakeme hesap soruluyor. Üstten emir var diyor. Kimden diyor? Söylemem. Söylersem diyor, canınız yanar diyor. Bu ne iddialar var arkadaşlar? Kafanız durur. Açın ya sosyal medyayı açın. Sadece karı kız tavlamaya bakmayın. Ne iddialar var? Adama soruyor. Askerdeyken bunu ben de yapardım. Komutanın birine yakalandım. Ne yapıyorsun dedi. Dedim ki albayın emri var bunu yapıyorum dedim. Tamam o zaman devam et asker dedi. Emredersin komutan dedim, gitti. Çıkıp da albaya gidip sen bu askere emir mi verdin diyecek hali yok. Üstten talimat var dediği zaman da birisi böyle bir cümle kursa hiç kimse arkasını soramaz, soruşturamaz. Ve ben bunu aylarca, yıllarca söyledim. Bunu yapıp çok iş yapanlar var arka planda. Bunu sadece şey olarak futbolda düşünmeyin ya. Sadece futbolda düşünmeyin. Anlatabiliyor muyum? Aslında şöyle bir ceza olacak. Üstten emir var deyip yalan söyleyen kişiyi direkt müebbet hapse atacaksın. İşinden, gücünden, her şeyinden atacaksın. Bak ben bir daha başkası bu böyle bir yalanın arkasına sığınabiliyor mu? Ya da üstten emir geldi diyen herkesi CİMER'de şu bölüme şikayet edin diye yazacaklar. Gidecekler o bölüme şikayet edecekler. Üstten emir var dedi diye. Görsün ebesinin emrine. Ben herkese söylüyorum. Ben Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın da ikinci olacağını düşünüyorum. Odri meydan. Hadi bakalım. Siz mi haklısınız, ben mi haklıyım? Görüşmek üzere arkadaşlar. Ve şunu söyleyeyim. Ne olur beni bir kalıba sokmayın. Şucusun bucusun demeyin. Benim kalıbım da belli, tarafım da belli, safım da belli, niyetim de belli, her şeyim de belli. Siz ne ayaksınız?